veri tabanında bir şeyler yapacağız. Northwind'den veri çekeceğiz buna. Mesela ürünleri listeleyelim bu projemizde. Bunun için öncelikle hatırlarsanız yapıyı kurmam gerekiyor. Bir tane sınıf oluşturup buradan veri tabanı bağlantısı vesaire şeklinde çalışmamız gerekiyor. Bu nedenle o yapıyı kurmalıyım. Bunun için bir tane folder oluşturdum. Ben data işlemleri bununla yapacağım. Buna kısaca dal diyebilirsiniz. Data Access Layer, veri erişim katmanı. Bir tane daha klasör. Buna da Business Logic Layer, BLL katmanı deniyor. Folder basit bir proje üzerine. Ya bunu folder genelde şunun için kullanılır. Farklı bir proje açmak istemiyorsundur. Ama düzenli kullanılmasını istiyorsun bütün yapıların. Şurası BLL ya da dal aslında bizim kod tarafında bir namespace'e denk gelecek. Yani sistem, data vesaire oluyor ya, biz bu şekilde namespace adı üzerinden erişebileceğiz buna. Bu şekilde yönetim de daha kolay olacak. BLL ve dal çalışma yöntemi şu şekilde. BLL, örnek vermek gerekirse, kullanıcı sınıfı ile ilgili işlemler yapacağız. Nedir? Insert, update, delete, kullanıcı getir, kullanıcıları getir ya da aktif kullanıcıları getir gibi birçok metotlar yapabiliyoruz. Bununla ilgili işlemler bir tane kullanıcı sınıfı gerektiriyor, değil mi? O kullanıcı sınıfı BLL içerisinde. Business Logic Layer. Sadece kullanıcının database'deki bilgilerini modelleyen sınıf. Yani metotlar içermiyor burası. Dal tarafı da bu sınıfı kullanarak veri tabanı işlemleri yapan o sınıfın karşılığı oluyor. Mesela kullanıcı dal diyeceğiz. Bu da kullanıcı ile ilgili bütün işlemleri yapan bir ben BLL içerisinde sınıflarımı oluşturuyorum. Öncelikle bir bağlantı sınıfı. Direkt Northwind'e bağlanacağım. Geriye string dönüyorum. Bu nedenle data source dedim. Initial catalog. Northwind. SSBI. Web tarafında size kullanıcı adı ve şifre gerekecek.
edersiniz. O yüzden bu şekilde değil de sizin kullanıcı adı ve şifreye göre alıştırmak için bunu kullanalım. User ID. Password ya da PVD. UID ve PVD. Bilgisayarınızdaki şifreye girin. Connection string bilgim hazır. Burada kategori işlemleri yapalım. Hani product'ta çok fazla sütün var ya, onun veri eklemesi vesaire sıkıntılı, uzun süreç. Bu nedenle kategori üzerinde yapacağız. Bağlantı işlemi bu kadar. Bağlantı sınıfı dikkat ederseniz statik değil. Ben bağlantının nesne örneğinde değil, sınıfa ait bir property yaptım statik yaparak. Yani bağlantı nokta connection string ile erişmek için bunu yaptım. Kapatıyorum burayı. Kategori sınıfı oluşturuyorum. Aslında şu bağlantı sınıfını farklı bir klasörde de yapabilirsiniz. Hani bir yerlerle karışmasın diye ama bir de nasıl yapıyoruz bu bağlantı? Bir şey daha yapalım. Şimdi sınıfımızı tasarlayalım. Veri tabanında bunun karşılığı ID, kategori ad ve kategorinin açıklaması var. Öncelikle yapı temel kullanımımız şu şekildeydi. Önce field'ı tanımlıyorduk. Adı, kategori ID. Kategori ad vardı. Kategori ad. Diğeri de açıklama. Sonra CTRL-R ile RE ile bunun property'lerini hazırlıyorduk. Sınıfımız CTRL-R'de. Bunun daha kısası neydi hatırlayan? Bunu daha basit yapsak. Şu property'leri. Hem property hem field. Şey yapıyorduk, artı eşittir. Mesela bunu kaldırıp kategori ID yapacağım sadece. Siz yapmayın. Tam böyle olunca bir şey olmuyor demiştiniz sanki. Evet. Ama ne hep bununla, mesela bununla 3 tane alt alta olduğu zaman aslında sınıf oluştu. Ama bunun içerisinde hatırlarsanız diğerine göre get set işlemi yapamıyorduk. Yani şöyle detaylandırayım bunu. Ben diyorum ki gelen veri örneğin 3'ten büyükse bunu alma. Bu şekilde yapabilirim. Ama diğerinde yapamıyoruz bunu. Yani
kısa yol istiyorsanız bu şekilde, ama bunu tasarlayabilirsiniz zaten. Buna göre bir yapı belirlersiniz ileri çalışmalarda. Ben bunun oluşturulması için bir de constructor yapıyorum. Diyorum ki dışarıdan cut ID, cut out, cut açıklama. İçerideki cut ID propertisine dışarıdan gelen cut ID'yi alalım. Kategori A'da dışarıdan gelen cut at. Açıklamaya da sınıfım hazır. Şimdi dal katmanında bir tane sınıf yazayım. Bekledik. Buraya da bir sınıf ekliyorum. Bunun da adı kategori dal. Data access layer. Getirmek istediğim şey, mesela tüm kategorilerin listesini alalım ilk önce. Bunun için biz nasıl çalışmamız gerekiyordu? Geriye ne döndürmeli? Bir liste. Neyin? Ben kategori istiyorsam kategori sınıfının listesi olmalı. Bakın şu an görmüyor. Shift Alt F10 dedim. Bana BLL eklemem gerektiğini söyledi. Yukarıda using'e BLL eklendi. Kategorileri getir dedim. Geriye bir liste döndürmem gerekiyor artık. İçeride öncelikle listemi oluşturuyorum. Kategoriyi. Kategoriler dedim. Sonra sorgumu hazırlamam gerek. Bunun için de SQL connection, bağlantıyı aç, bağlantı işlemleri daha doğrusu. Connection string istiyor benden. Bu da kolaydı. BLL'i zaten ekledik biz using bloğu olarak. Bağlantı dedim. Nokta connection string. Da oluşturduk. Bu işlem yapılabilmesi için connection open diye bir şey yok. Open olacak. Open. Çalıştı. Veri geri gelecek. Ben bunu listeleyeceğim. Listelemekten kastım kategorileri ekleyeceğim. O zaman SQL data reader. Veri nereden gelecek? Bağlantı açık, komut hazır. CMD execute reader.
Al bu sorguyu ve bağlantıyı çalıştır. Sonucu bana Raider'a getir. Bir akış olarak. Şimdi ne yapacağım? Raider'ın read metodu bana true değer döndürdüğü sürece, yani okunabilecek bir kayıt olduğu sürece dön. İçeride de kategori oluştur. Benim overload'um vardı. Daha kolay sınıf nesnesi oluşturabilmek için bunu yapmıştım. Doğrudan içerisine veri aktaracağım. Nasıl yapabiliriz bunu? Nereden alacağız veriyi? Bize Raider'la veri geliyor. O zaman Raider kategori ID alıyorsa, yani ilk gelen o şekilde olacak. Mesela ben şunu kategori ID, kategori ad, üçüncüsü açıklama. Bir dakika, kategoriyiz. Bu Türkçe değildi zaten. Bu şekilde. Haliyle bana ilk dönen değer zaten ID olacak. Ben 0 alırsam bu şekilde de alabiliyorduk. Ya da daha temiz neydi? Get int 32. 0. index bana integer olarak gelecek. Get string category name, çünkü var çağırdı, metindi. 1 ve get string key. Daha önce bu örnekte bir yapmıştık hepsini. Connected çalışırken. Şöyle, normalde Raider bir liste olarak geliyor bize. Raider içerisinde bir indeks yapısı var. Örneğin kategori ID, kategori name ve description. Burada 3 tane indeks var demek. Ben bunun verisini alırsam Raider'da 3 indeks olacak. Ben 0. indeksi alırsam, 3'ten kastım sayı olarak, yani 0, 1, 2 olarak 3. 0. indeksi alırsam bana ID'yi getirir. 1. indekste adını, 2. açıklamasını getirecek. Ben de diyorum ki Raider köşeli parantez 0 yazarsam bana ID'yi verecek zaten. Ama o bana object olarak geliyordu. Hatırlarsan biz orada dönüştürme yapıyorduk. Raider'dan index istediği zaman object dönerim diyor. Bu neyi sağlıyordu? Bir performans zafiyeti var burada. Ben diyorum ki onu yapmak yerine buna özel bazı metotları var. Get int 32 diyorum. Bana bu değerden buradan aldığın değeri integer bu. Bana bunu getir diyorum. O artık object olarak getirmiyor. O onu integer olarak tanıyarak getiriyor. Tabi o zaman da bunun integer olması gerek. String olursa patlar. Burada da string olacak diyorum. Bu şekilde. Kategori listesi oluştu. Şimdi yapmam gereken düzeltiyorum. Kategorimiz oluştu her bir döngüde. Bunun kaybolmaması için
her seferinde yeni bir kategorinin buraya yazılmaması için bu kategoriyi kategorilere eklemem gerek. Ekledikçe bir sonraki dönüşte burası sıfırlanıyor, tekrar yeni bir değer alınıyor. Burası da tamam. Daha sonra data reader'ı close etmeliyiz. Son olarak connection'ı close edip veriyi döndürmeliyiz. Bu sorgu çalışacak. Şöyle yeni bir sayfa oluşturuyorum buraya. Default ASPX. Şuradan web form. Hatta adını değiştireyim, kalsın böyle. Buraya veriyi göstermek için bir data listeleme kontrolü ekleyeceğim. Bu da şurada data kısmındaki grid view kontrolü. Bu bizim masa üstünde kullandığımızdan bir farkı yok. Mantık olarak aynı, veriyi gösterecek sadece. Sadece adını değiştireceğim. GRD kategoriler dedim. Sağ tıklıyorum. View code. Bunun formun load'u, masa üstünde formun load'u vardı. Burada da page'in load'ında ilk işlem gerçekleştirilecek. Yapmak istediğim şey, zaten oluşturduğum kategori dalı kullanarak burada veri göstermek. GRD kategoriler, data source, veri kaynağına şunu ekle. Bu da kategori dal sınıfı. Bu tabii ki burada tanınmıyor. Dala eklemen gerek diyor buraya. Statik olduğu için nokta dedim. Kategorileri getir dediğimde bana kategori listesini döndüreceğini söylüyor. Çalıştırıyorum. Daha önceden ben form oluşturdum, onu kaldırdım ya, ondan kaynaklı bir hata. Şöyle tonlarca bilgi. Ayarları sildiğim için burada patlıyor büyük ihtimal. Şunu siliyorum. Hiç konfide kaldırdım. İşte temiz bir proje gelmedi böyle. Temizlerken sıkıntı çıkabiliyor. Yeni proje açıp bunu aktaracağım. Empty açıyorum bu sefer. O yüzden hep empty açıyorum.
0-0 çok fazla bir şey olmadığı için diğer taraftan doğrudan bunları alacağım. Bunu da kapattım. Diğerel ve dal klasörlerini alacağım. Geçiş yaptığım için şunları değiştirmem gerekiyor. Yapıyı değiştirdim. Business Logic olacak artık burası, BLL. Bağlantı da öyle olacak tabii ki. Aksi halde az önce gördüğünüz gibi görmez onu. Daha sonra geldim şuraya, bunu ekle dedim. Business Logic. Şu an hiçbir sorun yok. Namespace yönetimini bu şekilde yapmak gerekiyor. Bir de form ekleyeceğim şimdi. Add web form. Buraya bir grid ekleyeceğiz. Data içerisinde. Grid view. Sadece adını değiştiriyorum. Ederseniz normal masaüstü tarafında kullandığımız data grid view'in aynısı. Burada da grid view olarak kullanıyoruz. Devam edelim. Veri getirme işlemlerini yaptık. Ama tüm verileri getirdi. Bunun üzerine güncelleme ve diğer işlemleri de yapalım. Dikkat ederseniz bu şekilde çalıştığımızda bizim projenin yönetimi daha kolaylaşıyor. Mesela kategoriye kategori ekle diye bir metot yapacaksam, veri tabanına gidecekse doğrudan dal katmanına geliyorum. Ve şurada yeni bir metot yazarak bu işi gerçekleştirebilirim. Geriye bir şey döndürmesine gerek yok. Hani true false olay olabilir. Hata var mı vesaire diye işlem gerçekleşti mi? Şimdilik void olsun. Kategori ekle. Burada niye 8 tane geldi sadece? Yeni bir metot yapıyorum. Burada dışarıdan kategori bilgilerini göndereceğim. Bunu da kategori sınıfı olarak yapıyorum.
şekilde veri taban işlemlerini gerçekleştireceğim burada. Connection oluştur. Connection'ı bağlantıdan alıyorduk. Komanda oluştur. Zaten ID olarak kendisini artırıyordu. Name ve description'ı vermeliyim. Tabii bunun için de şurada sütunları belirtmeliyim. Şimdi bunu çalıştırıp veri tabanına göndermem gerek. Bunun için execute non query'den önce bağlantıyı açıyorum. Execute non query diyerek bu işlemi gerçekleştiriyorum. Query bize integer sonuç dönüyordu. Ben de bu sonucu geriye dönebilirim. Void'i int yaptım. Bu şekilde kaç satır etkilendiyse, yani sıfırdan büyükse bizim istediğimiz gerçekleşmiş olacak. Veri tabanına kayıt eklenmiştir. Bu test dediğim bunu. Sıkıntı varsa bakarız. Sonra bunun arayüzünden yapacağız. O yüzden kod tarafında test edeceğim. Şu veri geldi varsayalım. Onu aldık. Kategori dal nokta kategori ekle. Bu benden kategori istiyor. Div. Gönderdik. Bize sonuç dönecek. Buna göre işlem doğru mu değil mi? Bunu anlarız. İlk sonuç.
ekrana işlem başarılı yazsın. Yoksa işlem başarısız. Çok merak ediyorsunuz. Göstereyim. İşlem başarılı. Veri eklenmiş. Şöyle bakalım. Bizde 8 kayıt var. Bakın İsmail geldi buraya. Grup vitamin. Veri eklemiş değil mi? Başarılı. O zaman bunu forma bağlayalım. Bunun için de bir form tasarımı yapmamız gerekiyor. Şu kısmı açıyorum. Veriyi göstersin. Veri bağlama işlemi gerçekleşsin. Şurada bir mini tasarım yapacağım. Devam edelim. Şurada tasarım yaparak şu gridi başka bir yere alacağım. Geleyim hızlı bir şekilde şuradan yapacağım tasarımı. Table. Insert table. Başka mı yedim? Hayır hayır. Gridi kaldırdım şimdilik. Tasarım yapıp ilgili yere koyacağım. Kaç olsun? 3 olsun. Sütunlar 2 olsun. Şunlar 0. Okey. Grid burada. Şunu bir yana koy. Sütunları yine bırakmayın. Neyini değiştirdiniz hocam tablonun? Dur bir dakika. Tablo yukarıdan tamam bir şey de var hocam. Bak şöyle grid vardı ya ASP tarafında. Bunu kestim. Kestim. Tabloyu oluşturduktan sonra buraya koydum. Evet, şimdi şuraya da bir mini tasarım yapacağım. Veri ekleme kısmını buradan yapacağız. Ya da üstte de yapabiliriz bunu. Üstte daha temiz olabilir. Şunu ecranda kalsın. Bir table oluşturuyorum en üstte. Bizden 3 tane sütun istiyor sorgu olarak ama veri olarak 2 tane göndereceğiz. Kategori ad ve açıklama. Bu nedenle 3 satır, 2 sütun bize yeter. Şurada kategoriyi alt, açıklama. Buraya da bir text box. Veriyorum. TX'de.
bir test edeyim. Nasıl göründüğüne bakalım. Şöyle berbat bir şekilde görünüyor ama çalışıyor sonuçta. Çok güzel bir şey. Yani bizim günler için gayet iyi. Her çalıştığında tabii ki veriye gidiyor arkadaş. Kapattım bu kısmı. Şimdi şurayı veri ekleme işlemini kontrollerden alarak yapacağım. Hatta şurayı değiştirelim. Açıyorum bunu. İsmail kategori at oluyordu. TX'de kategori at. TX. Diğeri açıklama. Açıklama oldu. Hatta şunları daha temiz görünmesi için değişikliği atabiliriz. String kat adı. Çalıştırıp deneyelim. Bir dakika. Aman Allah. Bunu butonun altında yapmadık ki. Burası butonun altında olacak. Şimdi boş kayıt eklemiş olmalı. Eklemiş tabii ki. Formun muadında yapmıştık bunu. Formun şuradaki butonun clean'de yapacaktık. Bu şekilde çalıştıracağız. Kategori ekleme kısmı. Yani şuradaki kategoriler form load olurken dolacak. Burası sayfa oluşturuyorum. Burada da gene data grid kullanacağız. Webform 2. Data kısmından grid view atıyorum. Grid View'in özelliklerine bakacağız. Sonra kod tarafında çalışacağız. Üzerine tıkladım. Properties'e geldim. Şöyle sırayla özelliklere bakalım. Yani grid view'le neler yapılabiliyor? Burada Allow Paging özelliği var. Örneğin 500 tane kayıt var. Siz bunları onar onar
listelemek istiyorsunuz. Bunu gerçekleştirmek için paging yapmanız gerekiyor. Sayfalama deniyor buna. Örneğin şuradaki gibi beşerli bir şekilde listeleme yapar. 50 tane kayıt varsa 10 sayfa olarak çıkar. Altında da işte numaralar falan olur. Onunla ilerlersiniz sonraki aşamalara. Şurada olduğu gibi turu yaptığımda bakın 1-2 olarak göründü. Sorting işlemi var. Normalde yukarıdaki sütunlar tıklanamaz haldedir. Ama sorting yaptığınız zaman kendisi arka tarafta buradaki veriyi sıralama işlemine tabi tutar. Mesela butona tıkladığınız zaman şuradaki link butonlara o sütuna göre sıralama işlemi yapar. Kullanım amacı bu. Çok önemli özelliklerden biri diğeri de Auto Generate Columns özelliği var. Bu da şimdi bu bir yapı sağlıyor. Veri tabanından kayıt çekiyorsunuz. Örneğin 5 tane sütun getiriyor. 5 tane sütun isimleri, sorgusu, verisi belli. Eğer Auto Generate Columns derseniz o sütunları kendisi otomatik oluşturuyor. Eğer bunu false yaparsanız o sütunları oluşturmaz. Sizin kendi özel tasarımınızı yapmanıza izin verir. Bunun kullanım amacı bu. Yani auto generate columns demek, columns false demek, sen karışma sütun isimlerine. Ben bunu kendim tek tek oluşturacağım kod tarafında falan. Bu şekilde yöneteceğim demek. Auto generate delete button. Burada da veri listelendiğinde size sizin daha sonra kendinizin de yapabileceğiniz bir delete butonu oluşturmanızı sağlıyor. Her satırda bir delete butonu oluşturarak bunun silinmesinin güncellenmesini sağlar. Silinmesini sağlar diyeyim. Edit button'da bakın delete'in yanında bir edit butonu oluşturdu. Buna tıkladığınız zaman bu satırı burası biliyorsunuz label tarzında veri göstermek için kullanılıyor. Edit button'ı tıkladığınız zaman burası text box olur. Veriyi güncelleme alanı oluşturur. Her satır için. Bizim yaptığımız gibi bense böyle daha iyi değil mi? O zaman butonun değil bunun şeyini mi ekle falan diyeceğiz. Böyle bir şey var mı? Burada da aynı şekilde yapabiliyorsun. Ama profesyonel uygulamalarda pek öyle olmuyor. Her şeyi grid'den yapmana izin vermeyebiliyorlar ya da istemeyebiliyorlar. Aksi halde yapabiliyorsun, her şeyi yönetebilirsin. Select de aynı. Ben şu satırı seçeyim dediğinde, şuraya tıklarsan bir işe yaramaz. Bunu seçili hale getirmek için Select butonunu kullanmak gerekir. O satırı seçmeyi sağlar. Sütunlar var. Burası da önemli. Mesela auto generate columns yani otomatik olarak sütunları oluşturma dediniz. O zaman buraya gelir columns'tan tekrar açıyorum. Şuradan sütunları seçip diyorum ki, bakın şurada Auto Generate Field var, bunu kapatmam gerek. Az önceki ayarla aynı, True False ayarıyla. Eğer kendim tasarlayacaksam bunu kapatmalıyım. Burada da diyeceğim ki, örneğin checkbox alanı oluştur. Ya da genel olarak bir template field oluştur. Ben onun içerisinde istediğim kontrolü ekleyeceğim. O şekilde görünecek, onu kullanacağım. Yapacağız bunları. Ya da image, normal buton, işte hyperlink filan eklenebiliyor. Görmeniz açısından şöyle yapayım. Bu şekilde buradan bilgi düzenlemesi yapılabiliyor.
Metro Style'da bunun stilleriyle ilgili. İşte edit görünümünde nasıl bir style'e sahip olsun gibi. Buradaki özelliklerin çoğunu şimdi kod tarafında kullanacağız. O yüzden şöyle geçiyorum buraya. Kod yazarak da sağlayacağız burayı. Gerçekleştirme. Ben kendi sütunlarımı oluşturacağım burada. Hocam diğer şeyleri bize türlü yapalım mı? Sorting ve paging true olsun. İçerisinde tag açtığım zaman bana columns görünüyor. Bunun sütunları bu olacak. İçerisine ekleyeceğim şeyler. Az önce gördüğümüz o template field alanları falan vardı. İşte bound field falan. Onları da oluşturacağız. Diyorum ki bakın liste görünüyor. Az önceki baktığımız alandaki. Bir tane field oluşturdum burada. Bunun data field'ı. Yani burada hangi veri gösterecek? Product ID. Header text'i. Yani üstteki sütunun adı. Ürün kod, insert visible, false, sadece okunabilir, true, sort expression'ı neye göre sıralama yapsın? Product ID'ye göre. Bir tane daha oluşturdum. Data field. Bunda da product name'i. Header text'i, ürün, ad, sort expression'ı, product name'e göre. Şimdi ürün fiyatı için yapalım. Karşılığı unit price, header text, sort expression'ı gene price. Bu
veri bağlama, data bound alanları oluştu. 4 tane. Şimdi de bakın grid view için çok önemli olan bir özellik. Veriyi bağlamak için bir data source lazım. Kaynak. Biz az önceki yaptığımız örnekte data source olarak doğrudan CS tarafından bir kaynak verdik. Veri kaynağı oydu. Ama buradan doğrudan ben buradan vermek istiyorum. Buradan bir data source tanımlayacağım. SQL data source diye bir nesnesi var. ASP.NET'in yapısında bu grid view için kullanabiliyoruz onlar. Onu kullanarak ben diyeceğim ki şu connection string'e bağla. Senin komutların bunlar. İşte select de şunu, insert, update, delete de bunları kullan ve bu işlemi gerçekleştir. Bunun içinde bir parametre tanımlama alanı olacak. Öncelikle bakın burada access için de bir data source var. Biz SQL data source'u kullanacağız. Bir nesne oluşturdum. ID veriyorum. SQL data source product. Running server. Source'un provider ne? Provider name. Bana bir liste çıkarttı. Hatırladığınız gibi System Data SQL Client'ı seçtim. Biz bunu kullanıyoruz. Şimdi connection string belirteceğim.
string'imizi yazacağız. Data source initial katalog Northwind'e bağlanacağız. Burada kullanıcı adı şifre yazalım. UID ve PVD yöntemini kullanıyorum burada. SA PVD çok gizli şifremi yazdım. Şimdi de bu connection'da kullanılacak sorguları belirtmeliyim. Mesela delete işlemi yap dedim. Veri sil. Ama neyle silecek? Delete command. Diyorum ki veri silme işlemlerinde bu sorguyu kullan. Delete from bizim standart sorgumuz. Ver product ID. Et product name, product ID. Kod olarak bir fark yok, sadece delete command olarak verdim. Sonradan da şu parametreleri tanımlayacağım, o kadar. Select command. Sadece insert kaldı. Insert into products. Eklenmesini istediğim şeyler product name, unit price ve unit in stock. Sorguları yazdık ama sorgular içerisinde parametreler kullandık. Bunları da şimdi tanımlayacağız.
ve sorgu bitecek. Yukarıda parantezimi kapattım şurada. Kafanız karışmasın. SQL Data Source içerisinde yeni bir bakın, dikkat ederseniz buradaki sorguların tamamı aslında Data Source'un kendi parametreleriydi. Ekstra içerisinde bir şey yazmadık. Bakın, parantez daha burada kapandı. Tanımlama kısmı. Bütün sorguları verdim. Şimdi içeride tekrar açıyorum ve diyorum ki delete işleminde kullanacak product ID'nin parametresi şu. İçerisinde bir parametre oluşturuyorum. Parametrenin name'i product ID, type'ı veri tipi int 32. Select için kullanılacak olan select'te herhangi bir parametre var mı? Yok. O zaman bunun parametre ihtiyacı yok. Bakın. Şuraya bakıyorum, bir parametre yok. Ver filan kullanmamışım. O yüzden update'e geçtim. Update'de 3 tane var. Product name, unit price, unit in stock. ASP parameters. Üçü için ayrı ayrı çalışıyor. Evet. Evet. Hepsi ayrı çalışıyor. Product. Insert'te de aynı. Şurayı kopyalıyorum. Sadece ekstra bir ID'ye ihtiyacı var. Düzeltiyorum. Şuradaki update kısmında bu olacak. Insert'te burası yeterli. Ama update'te SQL'den bildiğiniz gibi ekstra bir de ID gerekiyor. Çalıştırıyorum. Boş sayfa. Aslında işlemlerin tamamını yaptık. Veri de geliyor ama grid view'in bundan haberi yok. Bu nedenle veriyi gösteremiyor. Bakın şurada data source'umu oluşturdum. Dikkat ederseniz ikisi farklı kontrol zaten. Source.
ID var. Buna kopyaladığım data source'u vereceğim. Şuradan seçelim. Daha da var hocam. Bir şey değiştirdim. Evet. SQL Data Source'un ID'sini GridView'in Data Source ID'sine verdim. Aldı da kullan. Şurası, sadece şurası. Bak şunu Data Source ID olarak GridView'e ver. Güncelle dedim. Başına bir ekledim. Sonra onayla dedim. Evet. Burada güncellemede sorun var sadece. SQL 3 görüyoruz. Bu işlemleri doğru yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok da bir şeyi unuttum burada. Şu data key names'i. Şimdi her satırda farklı veriler var. Bu verinin bir yerde tutulması gerekiyor ki bir dizi olarak. Bir yerde tutulması gerekiyor ki bu ID üzerinden güncelleme, silme falan yapabilelim. Değil mi? İşte bunu da sağlayan şey data key names. Bu satırın data key nedir? Yani daha doğrusu bu GridView'deki satırların listesi. Satırların key'lerin listesi. Bizim burada key'imiz nedir? Product ID. Diyorum ki bunu tut. Ben bunu içeride kullanacağım. Az önce güncelleme yapamamasının tek sebebi buydu. Şimdi çalıştırıyorum. Güncelleme başarılı. Refresh ettim. Çünkü artık bunun ne üzerinden güncelleme yapabileceğini biliyor. Bir şey bakabilir miyim amcam? Sonra bakalım. Grid view yaptık ama dikkat ederseniz boş beyaz bir sayfa olarak göründü. Her şey beyaz. Biz buna bir tasarım ekleyebiliriz. Biraz style yazalım. Back color'ı çıkarıyor ya sen orada. Back color.
şekilde bakın, üst kısım ve alt tarafı işte sağa yasladım burayı. Üst tarafı da siyah vesaire yaptım. Biraz daha iyi oldu.